Bugün sizlere MH370 uçağının kayboluşunu anlatacağım. 1 Mart sabahı Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda MH370 uçuşu için hazırlıklar yapılıyordu. Uçağın hedefi Çin'deki başka bir büyük uluslararası havalimanıydı. Uçak 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla doluydu ve herkes seyahat etmek için heyecanlıydı. Uçağın kalkış saati gelip çattığında MH370 pürüzsüz bir şekilde pistten havalanarak gökyüzüne yükseldi. Her şey yolunda görünüyordu. Ancak uçak havadayken bir şeyler ters gitmeye başladı. Uçağın düşüşünü takip eden radarlar aniden uçağın seyrini kaybetti. Uçakla olan tüm iletişim de kesildi. Havalimanındaki hava trafik kontrolörleri ve mürettebat panik içinde kaybolan uçağı bulmak için hemen harekete geçti. Ancak uçağın nerede olduğunu belirlemek için yapılan aramalar sonuçsuz kaldı. Uçak kaybolmuştu. Haberler dünya genelinde hızla yayıldı ve bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Birçok ülke ve kuruluş MH370'i bulmak için birleşti. Deniz yüzeyindeki ve altındaki kara bölgelerde ve adalarda her yerde olası izler arandı. Aylar geçti. Ancak hiçbir somut ipucu bulunamadı. Uçağın akıbeti ve yolcuların durumu hala bir muamma olarak kaldı. Uzun bir süre boyunca aileler ve sevdiklerinin umutları yaşadı. Ancak zamanla üzücü bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldılar. Uçakla ilgili birçok teori ortaya atıldı. Bazıları uçağın bir teknik arıza nedeniyle düştüğünü öne sürdü. Korsanlık veya terör saldırısı gibi kötü niyetli bir olayın gerçekleştiğini düşündü. Ayrıca uçağın pilotu ve mürettebatının bilinçli bir şekilde uçağa yönlendirildiği iddiaları da ortaya atıldı. Yıllar geçti ve MH370'nin kayboluşu havacılık tarihinde en büyük gizemlerden biri haline geldi. Birçok insan olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini ve uçağın nerede olduğunu keşfetmek için çabaladı. Ancak ne yazık ki şu an için bu sorulara net bir cevap bulunamadı. MH370'in kayboluşu sadece uçak endüstrisinin değil, aynı zamanda uluslararası arama kurtarma protokollerine ve güvenlik önlemlerine de bir uyarı niteliğindeydi. Bu trajik olay kaybolan uçağın ve kayıp yolcuların hatırasını canlı tutmaktadır ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için sürekli olarak uçuş güvenliği önlemleri iyileştirilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Bugün Malezya'ya ait MH370'in nasıl kaybolduğunu, neden kaybolduğunu ortaya atan teorileri ve bu uçağın uçak endüstrisinde yaşattığı gizemi ve hala çözülememesini sizlere anlattım. Esrarengiz olayları anlatmaya devam edeceğim. Bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.